Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonunu açtığınız takdirde tüm çektiğim videolardan bildirim alacaksınız. Evet arkadaşlar aslında bu zümbüt yeşili de koyu lacivert gibi durmuş kamerada arkadaşlar. Gördüğünüz bu renklerden size böyle altı sıralı yine arkadaşlar fakat çok farklı bildiğimiz yaptığımız hep yapraklardan farklı sıralı bir model arkadaşlar. Bu şekilde sarı, beyaz ve açık pembe olarak kullandım. Instagram'da bu modeli gördüğümde arkadaşlar Saks mavisinin üzerine sadece beyazlar gidilmişti. Ben de farklılık olsun. Sizler için hem kalmış iplerinizi değerlendirirsiniz. Bu şekilde bu renkleri tercih ettim. Hep aynı renklerden gösteriyorum diye düşündüm arkadaşlar. Bu sefer de bu renkleri denemek istedim. Evet, siz istediğiniz renkleri veya tek renk de olabilir arkadaşlar. Hepsini bu şekilde beyaz da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde ve modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tek renk yazmaya da yapabilirsiniz bu modeli. Mesela bu zümrüt yeşili. Tek renk zümrüt yeşiline yapabilirsiniz. istediğiniz rengi tek rengi de yapabilirsiniz. İlk önce bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sonra da modelimizin yapım kısmına geçiyoruz. Herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile girdik. Yeni başlarken de aynı şekilde arkadaşlar. Şu şekilde Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdim. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir defa doladım tığımın başını. Aynı sık iğne ile girdiğim tığ battığının içine 2, 2 alarak bu şekilde bir yuva yaptım. Trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir. Bir defa doluyorum aynı yuvanın içine girdim. Yani trabzanımın arasına girdim. 2 2 olarak kapattım. İkinci yuvamızı da yaptık arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. Bir defa doluyorum. Yine trabzanımın arasına girip şu şekilde 2 2 olarak aldım. Ve bundan 3 tane üst üste hazırladım arkadaşlar. Ve tığımın başını 2 defa doladım. 3 tane yaptık. Tığımızın başını 2 defa doladık. 3 tığ battı atlıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battığıma girdim. 1, 2, 2, 2 olarak şu şekilde arkadaşlar bir trabzan yaptım. 3 tane yaptığım bu arkadaşlar üst üstünde yuvaların 3 tane de tığ battığı eninde oluyor. Eğer siz bunu daha fazla yaparsanız veya sık yaparsanız bu ayar kısmını ayarlamanız lazım arkadaşlar. Önemli olan şu kısmın dar veya bol olmaması. Şimdi ben buraya 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 6 7 Trabzandan sonra 7 tane zincirin bu papatyalarım için yuva arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Ve yaptığım trabzana 2 2 alarak şu şekilde küçük bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 3. trabzanım. 4. trabzan. 5. trabzan. 6 7 ve 8 8 tane arkadaşlar şu şekilde trabzanımızı yaptık. Hemen bir yanındaki tığ battığımızın içine aynı değil bir yanındaki tığ battığımızın içine sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar alt kısmında bir tanesini yaptık. Şu şekilde oluyor. Şimdi tekrar bir tane daha çalışalım arkadaşlar beraber. Evet arkadaşlar şimdi tekrar bir tane daha çalışıyoruz. Sık iğnemizin üzerine 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Sık iğneyi yaptığım tığ battımın aynı tığ battığını için arkadaşlar şu şekilde göstereyim. 2 i̇ki, iki alarak bir trabzan yaptım. Hem de bu dört zincirim bir tane yuva oluştu arkadaşlar. Yine 4 zincir. Aynı işlemden 3 tane yapıyoruz. Bir defa doladım. trabzanın arasına girip 2 2 olarak aldım. 4 zincir. Bir defa doluyorum. Tırabzanın arasına girdim. 2 2. Bu da 3. yuva. 2 defa tığımın başını doladım. 3 tane tığ battı atlıyorum. 4. tığ battığımın içine girdim. 1 2 2 2 şu şekilde arkadaşlar bir trabzan yaptım 7 tane zincir çekiyorum bir defa doladım trabzanın arasına girdim 2 2 olarak aldım bu papatyam için yuva arkadaşlar bir defa doluyorum trabzanın arasına girip 2 2 aldım trabzan yaptım 8 tane trabzana tamamlıyoruz 4 5 6 7 ve 8 Hemen bir yandaki tığ battının içine girip sık iğne ile kapattım. Evet, ikinciyi de tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde oluyor. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi papatyamızın yapım kısmına geçelim bir zincirimi çekip ipimi koparayım arkadaşlar Evet arkadaşlar beyaz renginizde şöyle iki zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk şimdi alıyorum sırada beyaz olduğu için beyazla başlıyoruz arkadaşlar ve yapmış olduğum bu yuvanın içine sık iğne ile girdim 1 2 3 zincir iki defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar ve sık iğne ile girdiğim yuvanın içine 2 2 2 olarak aldım. 2 defa doluyorum. 2 2 2 alarak 3 seferde trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar zincirimle beraber 4 tane trabzanım olacak. 4 trabzanım oldu mu? Hemen yine 3 zincir çekip yaprağımı kapattım. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptığımız yaprağı dibe doğru çekelim ve 2 ve 3. yaprağa bu şekilde yer açalım. Tekrar 3 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 3. 2 2 2 4. 1 2 3 zincir. Aynı yuvanın içine kapattım 5. trabzan olarak şu şekilde 1 2 3 zincir 2 defa doladım ve aynı yuvanın içine 2 2 alarak 3 seferde bu şekilde bir trabzan yaptım 2 defa doluyorum yuvanın içine girdim 2 2 2 3 4 1, 2, 3 zincir. yuvada kapatıyorum bu şekilde. Bir tane de zincir çektim. İpimi kopardım arkadaşlar. Papatyam hazır. İpimi yakıp geleyim. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz bu yuvanın içine sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doluyorum. Şimdi arkadaşlar kısa olmuş. Şunu şöyle alalım. 3 zincirimin üzerine 2 defa doladım. 2 2 2 olarak aldım. teker 2 defa doluyorum arkadaşlar. 2 2 2. 3 trabzan 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 2 oldu. Şunu şuradan yakayım arkadaşlar. Kesmeye bile gerek yok. Hay bismillah. Şöyle arka tarafına yapıştıralım. Şimdi dört tane trabzanımız oldu mu arkadaşlar? Tekrar üç zincir çekiyorum buraya ve yuvada kapattım bu şekilde. Beşinci trabzanımı üç zincir olarak kapattım. Bir, iki, üç zincir. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki, iki. 2 defa doluyorum arkadaşlar. 2 2 2 3 3 iki, iki, iki üç, üç tane tırabzan. Yuvaya girdim. 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar 4 olunca hemen yine 3 zincirimi çekip kapattım. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi kap çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 3 4 3 zincir kapatıyorum 5. trabzan olarak bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi kestim şu şekilde hemen iki tane arkadaşlar buradan ilmek alıyorum arka taraftan bu şekilde çekiyorum. Ve ipimi kısaltıyorum. Yakıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi altı biraz farklı. Her zaman örümcek yaparız veya zincir çekeriz. Ama bu sefer arkadaşlar yan tarafı şu şekilde zincirli trabzanlarla oluşuyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz renkleri de veyahut da sadece beyazla da yapabilirsiniz. Çünkü benim gördüğüm sadece tek renkti. Evet modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.